Herkese merhabalar, selamlar sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4-10 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumlamak için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Hepinize hayırlı uğurlu güzel bir hafta diliyorum. Haftanın uğru, bolluğu, bereketi, en güzel düşünceleri. En güzel sonuçları, en hayırlıları sizlerin olsun. Güzel niyetlerimizle bir başlayalım. Arkadaşlar düşünün ki, yani şu tam orta kısım için söylüyorum. Direkt bana böyle bir enerji verdi. Şu kısım. Düşünün ki her şey böyle üstünüze 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 gelmiş. Yeter diye böyle her şeyi etrafa savurmuşsunuz. Üstünüze çok gelen insanlar varsa yerini bilecek. Herkes yerini, rütbesini bilecek. Bu bir. İkincisi, halledemediğiniz olaylar varsa ve sizi sıkıştırıyorsa Bunları halletme. Bakın diyorum ya her şey yerli yerine oturuyor. Her şey böyle hani taşı gediğini oturttuğunuz bir dönem. Karışıklıklar düzelebilir, borçlar ödenebilir. Tabii ki hadi ödensin deyip de ödenmiyor. Bununla ilgili kolaylıklar, işte iş lazımsa iş konularının gündeme gelmesi, birisinden gelen yardımlar, onun haricinde belki alınması gereken bazı kararlar var. Bunların alınması, ilişkilerle alakalı, aileyle alakalı. Bakın üzerinize ne çok geliyor? Sağlık, iş, aile, kariyer, para, eğitim, işte sorumluluklar ve bunları ister istemez halledemiyorsunuz. Halledemediğiniz için de birikiyorlar, biriktiriyorsunuz. E halle sonra topluca üstünüze mi geliyorlardı? Bu hafta öyle bir hafta ki aslında her şey düzelmeli. Hani bu kadar yoğunluk, her şey bu kadar benim üstüme gelmemeli. Herkesin her şeyi benim üzerime yıkılmamalı konuşarak halledebilirsiniz. Dediğim gibi düşüncelerinizi birileriyle paylaşabilirsiniz. Her şey etrafına doğru güzelce yayılıyor. E kendinize de bakın güzel bir alan oluşturmuşsunuz. Hani biraz nefes alıyorsunuz aslında diyebilirim. Ve o kargacık, burgacık olan yeri, odayı, hayatınızı gerçekten hani biraz daha düzenlediğiniz bir dönem, bir bahar temizliği aslında diyebiliriz. Güzel bir hafta. Onun haricinde dip kısımdan devam ediyorum. Şurada inanılmaz güzel bir açıklık var bakın. Burası gelecek kısmı ama bu benim size söylediğim, işte benim tahmin ediyorum dediğim alan değil. Burası sizin işte Mart'ın 7'sinde, Mart'ın 10'unda ya da ilerleyen tarihlerde şöyle şöyle bir olayım var. Bakın tarihi siz tayin ediyorsunuz. Size bildirilen bir zaman Az çok 3 yıl, 5 yıl sonra böyle yapmayı düşünüyorum. Bu demek değil ki geleceği söylüyoruz. Hayır, sizin planladığınız bir zaman, işte 3-5 sene içerisinde bunu bunu yapacağız biz diye düşündüğünüz alanda çok güzel bir açıklık, çok güzel bir temizlik var. Demek ki yakın zamana kadar sizin önünüze bir engel var idi. Bu toparlanmayla beraber demek ki bu engeli de artık kaldırmaya başlamışsınız ki önünüzde o gelecek kısmı sizin için, çocuklar için, anne baba, eş partner yani genel olarak bir açılma var. Evlenemiyorum çünkü birisi vardı işte kafamı karıştırıyordu o yüzden ilerleyemiyordum. Düzenlersiniz, gereksiz olanları atarsınız, gerekli olanlar kalır. E halinde de rahatlarsınız yenisi için. Yeni bir ilişki, yeni iş, yeni kariyerler, yeni paralara, yeni mala, mülke, birikimlere, insanlara bakın yer açıyorsunuz. Buralara tabii ki yeni şeyler illaki gelecek ve güzel de bir sorumluluk alarak kendinize. Güzel bir yol çizdiğiniz dönemdesiniz. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle etek gibi açılmış ama çok sağlam bir yerde oturuyorsunuz aslında. Düşünün ki çok sağlam bir kayanın üzerindesiniz. Tamamen sabır demektir. Üzerinde oturuyorsunuz. Başınızı oyalı doğru bakın koymuşsunuz. Yani benim diyorsunuz aklımda bir şey var. İlla ki kendinize ilgili olmak zorunda değil. Çoluk, çocuğun, torun, tombalak, ilişkiler... Yani genel olarak bir fikriniz var aslında bir yola da baş koymuşsunuz hani bununla ilgili para biriktiriyorsunuzdur sohbetiniz vardır bakışmalarınız vardır araştırmalarınız vardır bir niyet var ortada ve gerçekten hani yolun ucu da çok açık. Evet kabul ediyorum içi birazcık dolu bol bol konuşmalar var tek başınıza da ilerleseniz yetkili merciyle siz olsanız gene de dışarıdan birazcık evet laflar sözler içeriye girebilir ben sadece şurasıyla ilgileniyorum açıkçası sevgili oğlak burçları. Yolun sonu açık mı? Açık. İşte konuşanlar illaki olacaktır. O yüzden hiç hiç bunlara takılmayın. Aralardan geçin o lafların. Ve yolun sonu çok açık. Sadece güzel olana odaklanmak. Sadece sevgiyle bu işi yapmak daha kıymetli diyeyim. Buraya geldiğimde bakın birisi sizinle barışmaya çalışıyor. Şöyle arkadaşlar kolunu uzatmış siz kendinizi geri çekmişsiniz. İkinci uzattığında bu sefer kendinizi geri çekmiyorsunuz ama tam olarak da ona böyle kendinizi adamış değilsiniz. Şöyle söyleyeyim bu aile olabilir. Hiç fark etmez. İlla ki aşk demek değildir sarılmak. Patronunuz, işveren, sürekli nerede vakit geçiriyorsunuz? Eğitim olur, arkadaşlıkları olur, iş olur. Birisi sizi fena küstürmüş. Gerçekten hani aranız limon olmuştur, küsmüşsünüzdür, görüşmüyorsunuzdur ve karşı taraftan yani iki aşamalı farkındaysanız size bir hadi gel sarılalım dediğinde ı -ı, istemiyorum deyip bir kollarınızı çekme olayları var. ki fiziksel olmak zorunda değil. Attığı adama çok fazla karşılık vermiyorsunuz açıkçası. Hani bu ya ben seni bak bir senedir bekliyorum gelmemişsin şimdi kalkıp barışalım diyorsun ben gelir miyim ya bir ay bir yıldır işte bir aydır sen neredesin o yüzden sen o kadar çekil şimdi ben geri çekiliyorum da diyebilirsiniz biraz böyle nazlı olayları ki haklı da olabilirsiniz biraz kollarınızı geri çekiyorsunuz yalnız bu kişi bir süre sessizliğe gömülebilir bir kaç hafta kadar ondan sonra bakın tekrar size elini kolunu geri uzatıyor. Aynı şekilde bu sefer bakın kendinizi çok fazla geri çekmiyorsunuz ama ah canım akrabam bir tanem bilmem ne deyip de koşup boynuna atlamıyorsunuz. İlkinde cevap bile vermiyorsanız şimdi en azından günaydın demesine günaydın dersiniz. Hani ay canım günaydın bir tanem bilmem ne böyle bir yakınlık gene yok çünkü kırıldığınız bir şeyler var. Bunu da karşı tarafa baya baya belli ediyorsunuz. Bu kısma geldiğimde inenler, uçanlar, kaçanlar, yatanlar var. Ve ortada kocaman bir Y harfi. Şuraya doğru baktığınızda bir T harfi ki buradaki T biraz daha ilahi adaletten bahseden bir T harfi. Şöyle göstermek gerekirse bir M. Alta baktığınızda bir L. Şuraya baktığınızda da arkadaşlar küçük bir N harfi görüyorsunuz. Bu harflerin hepsini topladığınızda işte saydığım harflerin iki tanesini, üç tanesini topladığınızda Hanenin içerisinden birisini veriyorum. Siz dahil olmak üzere derseniz evet hanemin içerisinden birisini veriyor bu harfler bana. O zaman şöyle söyleyebilirim. Ee, sıkıntılı bir dönemden bu kişi bu harfi barındıran her kim varsa büyük bir rahatlamaya yukarıya doğru çıkabilir ve bu bir anda gelip geçecek bir sıkıntı değilmiş. Zaten vardı. Hala devam etmiş ama ilerleyen günlerde bakın geçmiş kısmı görüyorsunuz yukarıya çıkabilir ve sizi gerçekten çok büyük hani kimde varsa bu harfler rahatlatabilir. Onun haricinde hayır bende yok ama çevremde böyle bir harfler grubu var diyorsanız bu harflerdeki bir insanın size inanılmaz derecede normalde uzak kalması size sürekli trip atması işte iki gün konuşursunuz ondan sonra yok ya sen de çok şöylesin diye hop kaçıyor yani bu bir hani kadınsanız bir kadın arkadaşınız, erkekseniz bir kadın arkadaşınız da olabilir. Fark etmez. Hani en ufak şeyde sizi silen, size böyle sürekli hani kendi hata yapar ama size özür dilettirir. Öyle bir hale getirir sizi. Yani onun nazından yazından geçemezsiniz. Böyle bir insan var. Ve bu kişiyle alakalı biraz kararsızsınız. Ya bana böyle yapıyor. Acaba karakteristik olarak mı böyle sıkıntısı var? Ya o kadar yakınız. Ben sıkıntısını anlayamıyorum. Acaba hani o kadar yakınız. Niye sıkıntımı anlayamadım diye mi bana trip atıyor gibi. Böyle birazcık soru işaretleri aklınızda bu hafta bırakabilir. Bir de harf olarak söylemek gerekirse. Yaptığınız iyiliklerin karşılığında almak istediğiniz ilahi adaletle beraber tabii ki o kadar emek verdim. Bunların karşılığını almak istiyorum deyip de hani ben bunlara layığım ya nasıl alamam karşılığını? Dediğiniz bir olayla alakalı sizi seven ama böyle aşkla değil gerçekten hani sevgiyle seven işte güzel olduğunuz için yakışıklı olduğunuz için çok tatlı olduğunuz için karakterinizi de belki beğendiği için olan bir insan var ve hani size bu anlamda güzel bir kol kanat germe bir yardım olayı olabilir. Şurada arkadaşlar görünüyor zaten kağıdınız kağıdınızın yanında bir yolunuz var. Çok güzel devam arkadaşlar. Hani böyle bir göl gibi görünüyor. Tamamen temizlik, tamamen arınmaktır. Yolun daha bak çıkılmamış bir yol Hani zaten ben okuyorum. O değil. E zaten evlilik sürecine o da değil. Bakın hiç yoksa Hani sadece düşünce falan olabilir. Yani hani, e, ilk bakışma dönemindeyseniz tamam olabilir. Çalışma dönemindeyseniz hani emek verdiğiniz dönemdeyseniz evet olabilir. Ama zaten başlanmış bir şey değil bu. O zaman şöyle diyeyim yepyeni bir yol. Devamında inanılmaz güzel böyle sakin bir göl var. Salda Gölü gibi güzel bir hani göl var. Yani bir e, huzur var aslına bakarsanız böyle bir şey. Bir de şurada bakın hamile bir kadın var. Bence bunu herkes görebilir. Hamile kadın var dediğim zaman şöyle yorumlar alınıyor. E ben erkeğim ben hamile miyim? Çevremde hamile yok. Ben bunun açıklamasını zaten yapıyorum ama yorum yamalak dinledi dinlediği zaman e, atlaya atlayan yarım anlaşılabiliyor. O yorumları kendilerine havale ediyorum. Yarım dinledikleri için. Ama onun haricinde burada evet bir hamilelik olayı olabilir. Bu bir. Açık ve net görünüyor arkadaşlar şimdi yani değil. Denilecek bir şey değil. Bakın hamile baya baya hamilelik. Bu bir. İkincisi bu tamamen bir başlangıçtır özellikle değişmesini beklediğiniz maaşımın değişmesini bekliyorum. İşte maaşımın yükselmesini bekliyorum. İmza gelmesini bekliyorum. Sözleşme, bazı kuralların, kanunların, maddelerin, bir şeylerin değişmesini bekliyorum diyorsanız bana sürekli mesaj atıyor. Ama ben bu mesajların içeriğini beğenmiyorum. Bakın kağıt sonuçta bir yazılı olay. Değişmesini bekliyorum diyorsanız bu alanlarda güzel bir yenilik gelebilir. Onu da söyleyeyim. Ha kirada, satışlar vesaire tabii ki eğitim, iş, kariyer e, bu kağıt çok fazla konusu var arkadaşlar. Şimdi hepsini teker teker söylemek doğru değil. İşte burada zaten her burç birbirinden ayrılıyor. Kimisi mesajlaşma alır, kimisi mahkemesini alır, kimisi eğitimini, kimisi de akademik durumunu alır. Yani kimisi sağlık kağıtlarını alabilir. Hani daha iyi olsun, değişsin tabii ki. Bunlar benim hayatımdaki işte yeni başlangıçları olacak diyenler onu alabilir. O, o anlamda işte herkesin kendine uyanı alması kıymetli sevgili dostlar. Bir geri dönüş var zaten bundan bahsetmiştim. Şurada biraz konuşanlar var. Bundan da zaten bahsetmiştim. Tekrar tekrar anlatmıyorum. Hanenin içi birazcık başta kapalıydı. Sonradan biraz açılmaya başlandı. Çünkü bakın burada böyle bir bebek var. Ve şey emeklemekten öte sürünüyor yerde. Hani böyle daha emekleyemeden kollarıyla böyle böyle çekiyor çocuk. Aynı onun gibi bir ilerleyiş. Bakın o kadar başındasınız ve bunun kişinin adının soyadının üstünde e harfi var. E harfi kimde varsa yani arkadaşlar durmaktansa emeklemeyi tercih ederim. En azından yerimde saymamış olurum. Ufak da olsa bir adım ufak da olsa bir ilerleyiş var orada. Ve kararsızlıklarla alakalı soru işaretleriyle alakalı çok güzel cevaplar getirebilir. Şöyle göstereyim bir de şurada uyumayan bir kuş var. Bakın uyuyan bir kuş var. Bu tarafta da bir kuş var. İki tane haber geliyor ama birisi e, herkese söyleyebileceğiniz bir haberken birisi biraz da ay sürpriz olsun şimdilik söylemeyeyim e, diyeceğiniz şeyler olabilir. Ama bir de aa hemen arayayım diyeceğiniz haberler. Niyetiniz çok güzel valla arkadaşlar yakıyor. Yani <laughs> bakın dışarıdaydı başka bir konuydu bir anda içeri girdi. Bunlar işte biraz sürprizli o uyuyan kuş var dedim ya oraları. Bir şeylerin netleşmesini keza bekliyor olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.